Herkese merhaba. iRacing'de dün akşam Class D'ye yükselmiştik yayından. Oldum Park'ta yarışmıştık. 3 yarış mı 4 yarış mı ne yaptık sanırım. Burada en son işte Class D'ye yükseldik ama bu ilk yarış. Burada bir hata yaptım ya ilk turda. Isınıyorduk da hatta zaten ilk yarışta ilk pratik seansında falan yarış başlayana kadar da hani pisti anlamaya çalışıyordum işte virajlarda falan nerede falan yapılır nerede dönülür falan. Zaten en son yarışta bayağı bir ısınmıştık ama yine 5. olduk orada. Geçemedik morlu arkadaşı. Burada bir baştayım. Ya burada kırmızının sonuna geçtim. Önüme geldi. Sağa kaçtık. Orada şey yaptı filan. Yani biraz hata yaptık ama yine de güzel gidiyorduk ama asıl hata bu değil tabi. Bu tamam normal yani bunlar benim için ama ilk başta ya şurada tamam gidiyoruz. Tamam işte dördü taktik vesaire gidiyoruz tamam mı? Bak şimdi. Burada çok hızlı girdim frenin. Frene çok basmadım gibi böyle dışarı kaçtım tamam mı? Sol öndekiler de birbirine girdi bu arada vurdu bak o oraya vurdu ben de buraya vurdum. Kimse bana bir şey yaptığı yok. Ben kendim vurdum. Burada 2 dakika zaten towing. Ondan sonra 25 saniye 30 saniye zaten 40 saniye pitten çıkacaksın tamir olduk falan. Ama ne yaptım ben sonuçta bırakmadım devam ettim yarışmaya sonuçta pisti öğrenmeye çalıştık ilk yarıştaydı bu. O yüzden ben yarışmaya devam ettim tek başıma. Bana tur bindiremediler ben pistteyken tabii. Böyle gerçekten işte yarışmaya devam ettik burada. Piste daha çok alıştık işte. İyileşmeye çalıştık bu virajlarda girişlerim vesaire işte püf noktalarını falan daha böyle iyi girmeye çalıştık virajlarda hızlanmaya çalıştık. Zaten yarışın hani en son yarışa kadar zaten sürekli mor sektör böyle almaya başladık. Burada işte 5. başladık ama 7. bitirmiştik. 1.55.726 olmuş sıralamada. Şimdi onu geçersek durumdan bir biraz bahsedelim. Hani daha önce tabi pazar günü başlamıştım Lime Rock'ta. Daha sonra Summit Point'e yarıştık. Onu da yayında tabi göstermiştik. Yayında yapmıştık yani. İlk video Lime Rock'taydı. Onun şeyiydi. Hani replay videosu vardı. Hani ben daha önceki yarışı saymıyorum. Bu ciddi olarak başladığım için böyle söylüyorum. Ve çok da böyle şey. Bir günde geçilebilirdi Class D'ye de başka şeyler ama şöyle bir durum var. Ben yarışmadım. Azar azar. Tamam mı? Yani azar azar ve yayında işte bak. Bu hafta sadece yayında oynayabildim. Şu an girip oynamıyorum farkındaysanız. O yüzden çok yayıldı tabi. Şimdi Class D'ye buradan gelirsek birazcık arayüzde falan bakalım. 2.71 şu an mesela safety rating. Bu hafta sonu girmek istiyorum. 4-5 yarış yapsam böyle. Hani bir gün komple oynayabilsem çok manyak olacak ama işte olmuyor. Ovalde mesela bak ilerlemek istiyorum çok NASCAR yarışı bayağı keyifli ya. Süper oluyor. Çok keyifli oluyor. Ha bu. Tabii 3 yarışım. Bu yani. İşte 5. başta 7. olduk. Hani o hatadan dolayı. Sonra 6. vardı. 5. olduk. Burada sonuncu yarışta zaten işte 5. başladık. 4. olduk. Orada da işte bu zaten bayağı bir hızlandım bir turda ama adamlarda da hiç hata olmadı şu öndekilerde bayağı bir iyiydi yani yarış. Çünkü bak ilk yarışta daha iyiydi ama şey dün akşamki yarışta bayağı iyiydi aslında bak ona bakarsak. Tam bazıları koptu gitti kaza yaptılar ama çok böyle aşırı bir kötü bir durum yoktu. Summit Point'te bayağı bir vardı bu olay. O yüzden bu pistte herhalde daha iyi mi sürüyor insanlar şeyde olabilir. Ben de çok beğendim çünkü çok keyifli. Son yarışın olayı bu zaten. Burada işte 1.412 gördük mesela bak. Hedefim buydu zaten. Yarışın başında ne demiştik işte 2 dakika falan tur atıyorduk böyle çok ısınmaya çalışıyorduk falan. Pisti anlamaya çalışıyorduk virajlarda nasıl dönülür falan diye. Fren noktasına bakıyorduk. Şimdi hani o şeye geldik hedefimize geldik yayının sonunda. Bütün gelişimi zaten izleyebilirsiniz orada. Hatalarım vesaire nasıl girdim falan daha sonra nasıl düzelttim işte anlamaya çalıştık işte şeyleri. Güzel oldu. Çok iyi gidiyor. Çok böyle şey. Bu videoyu çekeceğim. Bu videoyu çekeceğim çünkü kanalda durması istiyorum. Bu Rocky aşamaları, çaylak aşamaları ama ben Mart'a kadar Mazda'da kalacağım. Şimdi buna bak gelirsek daha tamam. Bunu çıkalım. Bu olayda zaten biliyorsunuz. Ben ne söyleyebilirim. Go Racing dersek burada tabii yarışları görürsün. İşte saat başı oldu mesela Mazda yarışı ve diğer şeydeki kategorilerdeki yarışlar. Mesela 8'de vardı az önce. Şimdi mesela 9'da olacak yarış. Buna kayıt oluyorsun. 30 dakika kala açılıyor kayıtlar. 300 kişi falan kaydı işte 400 kişi falan. Sonra 30 seni atıyor işte odalara. 11 kişilik 12 kişilik odalara falan atıyor. Bak şu an 11 kişilik şu an zaten görüyorsunuz 12 kişi var burada. İşte bunları atıyor. İzleyebilirsin zaten mesela ya da işte pratik var. Sürekli yarışıyoruz o pratikte. Bu saat başı biraz bana şey geliyor tabii biraz istediğim zaman giremem biraz şey yapıyor ama yine de bu şeye alışıyoruz şu an mesela Oldum Park'ta şu an en son alışıyoruz. Plana bakarsak şu an mesela ben ne zaman başladım? Lime Rock'ta başladım. İşte pazar günüydü. Sonra Summit Point geldi. Onu mesela öğrenmeye başladım. Öğrendim. İşte onda da mesela iyileştim. İyileştim kendi şeyimi.
daha iyi hale geldik. Zaten ısındığım ve artık hani tamam devam edeceğiz dediğim olay Summit Point'ti. Alton Park'ta tamam hani zaten mevzu belli oldu artık. Bundan sonra Charlotte Motor Speedway varmış Roval olarak. Haftaya 18 Ocak'ta bu başlayacak. Oran Park var daha sonra mesela. Bunları ben bu arada şimdi adapte oldukça olaya platform ve kontrollere işte aracı adapte oluyorsun. E tabi doğal olarak ben de videoda izliyorum. Daha iyi anlıyor filan. Sonuçta oynamadığım bir şeyin bilmiyorum bu karşılıkta zor yani. O yüzden oynadıkça anca oluyor. İşte haber takibi biraz daha anlamlı oluyor. Sonuçta yazmakla olmuyor. Denemedikçe bir anlamı yok yani haberlerin. O yüzden güncellemede gelen gidenler işte denemedikçe olmaz. Yani yazıyorsun ama boşa gidiyor. Yani sen oynamıyorsun bir kere yani. Başkasının şeyiyle olmuyor. Bu olay faydalı olacak en azından bu haberlerin artması adına. Hem burada hem diğer sonuçta buradaki yap. Şimdi daha ciddi harcıyoruz şimdi sonuçta multiplayer tamamıyla. Diğer yarış simülasyonu ve işte yayını etkileyebilir elbette. O yüzden devam edeceğiz. Böyle devam edecek. Formula V'ye belki bakarım ama işte o ara tabii ilk çıktığında hani şey yapmıştık ama çok bakıp yani devam etmedik yani uğraşmadık. NASCAR şeyle yarışacağım, ona gireceğim tekrar. 4 yarışa falan bakmak istiyorum, denemek istiyorum ama tabii araçlar kısıtlı ama şimdi standart olarak Legacy ya da işte bu eski araçlar, eski bir seben benim hani kendim hani kafama göre AI Racing ya da şey takılmam lazım. Görmek, denemek istiyorum sonuçta. Değil mi? Hepsinden var aslında burada. Almasan da. Onları mesela onlara da vakit harcamam gerekiyor anlamak için. O yüzden Mazda ile Mart ayına kadar benim bunları böyle denemem, anlamam gerekiyor. Tecrübe kazanmam gerekiyor ve iyileşmem gerekiyor kendimi. Ama devam edeceğiz yani kesinlikle. Şimdi M4 GT4 var bende. Bu hafta mesela Spa'da yarış var. Şimdi biraz daha kastım artık bunlara girebilirim ama bozmak istemiyorum ancak kastacağım buna. GT4'ü biraz daha iyi sürmek adına. O işte o pis okuyamada muhtemelen olabilir. Orada bununla yarışabilir. Hani Alton Park'ta da herhalde yarışılır ama yani şey olarak hani daha böyle farklı pistte istemiyorum. İşte şu an almak istemiyorum çünkü alırsam kalacak öyle boş boşuna. Şimdi gidip alsam Mazda ile olan o kariyer süreci şu an bozmak istemiyorum. O yüzden almayacağım. Daha sonra tek tek işte artık yani önce hedefim tabii ki de Mazda ile şey yaptıktan sonra bu M4 GT4 ile bir yarışa böyle girmek değil mi? Bir anlamak olayı. Ondan sonra hani diğerleri olur. Mesela bak burada bir yarış var. Bu araçlarla yarışabiliyorsunuz. İşte bir sürü insan kayıt oluyor mesela bak buna. Hani bunları mesela bunları da bir denemek istiyorum. Olayı anlamak istiyorum. Sonuçta işte alışıyorsun Mazda'ya ama işte diğer arabada dengesi farklı oluyor. Sonra şey yapmayalım. Başkasının yarışını berbat etmeyelim. Kendi yarışımızda böyle berbat etmeyelim. Çünkü pistin dışına çıkmak sıkıntı ama bunları zaten yapmıyorum pek. Hani şey olarak hani o videoyu izlemeyin. O video az önceki şey değil, geçerli değil. Sonuna kadar devam ediyoruz yarışmaya abi. Çok hata yapmadan yani. Sonuna kadar peşindeyiz öndekinin. Sıkıntı yok yani. İyi oluyor. Son yarışı bir izleyelim. Çok yavaş açılıyor ya. Yani şimdi simülatörün içinde olmadığı için bu kısımlar sonuçta ayrı bir şeyden sunuluyor. En azından bu arayüz var bak. Zamanında bu da yoktu bak. Zaten beni şey yapan oydu hep herhalde uzaktan bilmiyorum. Şey demeyelim de şimdi tamam. Yani eski arayüz neyi ve web sitesinden bağlan filan yani saçma sapan şeyler yani şeye bağlanıyor. Çok şey bir olay ama işte inanılmaz bir ortam var yani inanılmaz bir sürüş var yani çok keyifli oluyor. Tavsiye eder miyim? Şimdi böyle sıfırdan başlamak isteyen olabilir belki. Zaten yani bu işlerle uğraşanlar zaten başlıyor. Sıkıntı yok ki onda. Ha, zor değil ama yani ben niye yapıyorum şu an? İşte stand hani olayı çözüldü. Monitörü var ayrı bir yerde oynuyorsun. Çok rahattım o şekilde. Gayet rahat bir şekilde yarışabiliyorum. Hani mazeret uyduramıyorum. Kasıyorum şu an odaklanıyorum. Cidden yarışıyorum yani isteyerek yapıyorum. Zorla yapmıyorum bir şeyi. O yüzden zaman ayırıp işte haftada bir günde olsa şey de olsa hani kendimizi geliştirip işte dediğim gibi o amacım başka. Sonuçta o olaylarda gelişmek, aktarmak ondan. Ve bu diğerlerini de etkiliyor tabii. Ama hani ortam mı dediği mesela olmasa yapmazdım herhalde. Hatta bir tane daha almak istiyorum ya. Anikam için çünkü diğer standlar olmuyor. O ağır kalkmıyor havaya. Bunun yoku sert diye böyle şey yapıyor. Şimdi bu son yarış. Burada böyle başlatırsak. Biraz yavaş kaldı burada morlu arkadaş mı bilmiyorum. Bu hemen oraya kaynak yaptı. Biz morluyla bayağı bir kapıştık sonuna kadar ama geçemedim bir türlü. O da hızlı direndi abi. Adamlar yarışıyor yani. Çok güzel keyifli yarışlar dönüyor mesela. Summit Point'de de çok keyifli yarışlar dönüyor. Bak şimdi anlatayım yani. Hani oynadıkça tabii anlıyorsun. Ama temaslar oldu mu arada oldu. Ben de temas ettim. Adam pist dışına çıktı. Ama süper yani. Bak orada bak ata dışarı çıktı çok hızlı girdi. Yani frenleme noktaları mesela bu pistte gerçekten. Hatta bak şeyi açalım. Sürüş çizgisini. Bak şimdi burada hafif bir fren dokunuyor tamam mı? Sonra tam gaz devam ediyorum. Buraya zaten 1 ile çıkıyoruz, 2'yi alıyoruz. 3'e alıyoruz. İşte oradan
Burada işte 2-1. Tabii bir anda vites düşürmek sıkıntı oluyor. İşte çok bağırtmamak lazım. Motor sıkıntı olabilir, kalabiliriz yolda. Böyle olaylar var. Bir de deniyorum işte hani 2 ile 3'te tırmanım, bazen de 4'te tırmanım, nerede tam olarak vitesi atayım falan. Hani deniyorsun yani. Şimdi bir rehberi izlesen ne olur? Deniyorsun yani. O sen değilsin ki yani. Sen o değilsin. İşte yani burada mesela buradaki virajda daha doğru geçmeye çalıştım. Bazı sorular çok iyi yaptı mesela. Zaten bu son yarış sürekli mor sektör geldi bana. Yayında da böyle izleyebilirsiniz, ispatlı yani. Sallamıyorum. Çünkü yani burada bayağı bir şey ısınmıştım artık hani, öyle basıyordum ki. İşte bu mesela, burayı daha iyi almaya başladım mesela son turlarda. Bu ilk tur. Tamam, ilk turlarda tabii lastikler yeni oluyor falan. Burada 1 ile yaptım, bazen 2 ile yaptım. Yani işte gelişe bağlı ama genelde 1 ile oldu. Deniyorum işte arada hani, giriyorum fark, biraz daha geç duruyorum falan. Erken duruyorum belki de, işte ona göre vites ayarlıyorum. Bak mesela burada daha sonra öğrendim tabii burada. Biraz daha kenardan böyle karşıya attım kendimi. Daha iyi geçmeye çalıştım yani. Sıkıntı olmadı. Mesela zaten burada hızlı giderken 4 ile, burada bastığımızda burada yarım gazda falan hiç çekmeden böyle geçilebiliyor. Burada geçerseniz off track oluyor. Ya bazı turlarda bu arkadaşa yaklaştık ama bak güzel geçtiler onlar. Öndeki arkadaş pinkliydi herhalde. Biraz sıkıntısı vardı. Yok olup gitti. Arada böyle zıplayıp geldi piste. Dedim sıkıntı olmasın yani, o onu geçerken ya da ben onu geçerken o ona şey etmesin, ama bir şey olmadı. Bitirdik olayı. Bak bu geçiş çok iyi bak. Böyle yani bence öyle, ama yani şimdi karşılaştıramayacağım rehberlerle ya da izlediğim videolarla. Ben hani en son zaten şey yaptık ama tabii son turla yine yavaş oldu. Lastiklerdendir belki işte, yani yorulduk filan. Ama yine de hani düzgünce sürmeye devam ettik. Çok böyle dediğim gibi bağlantı problemi olmadığı için sıkıntı olmadı ve yayında da sıkıntı olmadı. Ben şeyde yayında yapmama olayım ya da işte böyle hani konuşurken tabii dikkat dağılıyor. İşte burada mesela bazen yanda yine sohbete falan bakıyorduk ama ya ısındıkça tabii, alıştıkça olay daha kolay oluyor. Daha rahat oluyorsun, odaklanıyorsun yarışa. Yayın olsa bile. O olayla ben biraz çözdüm. Yani sıkıntı yok. O yüzden devam edeceğim işte yayın yapmaya ve şey yapmaya. Bir de normal yarış da çekeceğim şimdi bak. Normal yarışırken belki hafta sonu yaparım. Direkt canlı bir kayıt olsun ki öyle direkt verelim. Hani çok kesmeden arasını görün. Sürüş çizgisiyle burada yarışmaya devam eder miyim? Ya ısınma olayı işte. Ama işte ben devam edeceğim böyle ya. Arada kapatıyorum ama şimdi çok tur atmak lazım o pistleri öğrenmek için. O yüzden işte Mart ayına kadar diyorum ya, şu o sezonun şeyi bitsin. O yarışlar, turlar, pistleri anlayayım bayağı. Araca alışayım, ondan sonra setup metap olayı var işte daha sonra. Yani onları bir şey yapacağız yavaş yavaş. Ben de öğrendikçe işte videolarda böyle aktarmak istiyorum biraz. Ya da sitede yazayım ya da parkta yazayım filan. Twitter'da belki paylaşayım bir şeyleri. Daha ilgili olayım. Yani bilmediğim, oynamadığım bir şeyi uzaktan yazsan da şey yapsan da olmuyor. Son tura gireceğiz şimdi. Ya keyifliydi ya vallahi, çok böyle şu an. Otomobiliste 2'ye girmiyorum tabii. Onun hakkını işte bu yiyor şu an. Bak şöyle artık en son turda öyle güzel dönüyor ki bazı yerleri. Lan diyorum ki devam edelim lan, bırakmayın. Yarışalım lan. O şey oldu yani. Ama ya bence ideal ya, çok da şey olmasın insan. Değil mi, böyle yeterli yani. Rocky için bence, değil mi, yeni başlayan için. O yüzden iRacing'in hani bu sistemi ideal. F1'i de unuttuk anasını satayım ya. Bir de F2 çıktı başımıza ya Rabbim, ne yapacağız bilmiyorum bu sene. Ya bu sene tabi biraz daha ağırlık vereceğim bunlara, o yüzden bol bol göreceksiniz yani. Bol bol. Morlu arkadaş ya, şu adamı geçemedik var ya. En sona park ettim orada, bir link verdim ona. Yarışın sonunda. Ya o kadar bir de durdu, yavaş yavaş park etti, oraya girdi. Dedim adammış ya, adam yani abi. Böyle oyuncu, böyle yarışçı olsun zaten. O yüzden çok böyle dediğin gibi arkada zaten oluyor ya şeyler. Belki işte bazıları da şeyden yapamıyor şimdi bak. Virajı alamıyor, belki şey yapamıyor işte. Belki değil yarışı bilemem de, şöyle bir durum da var ya şimdi işte. Belki sağlanan bir masada ben gibi zamanda yarışma çalışıyordur. Olmuyor tabii. Korkuyorsun, dönemiyorsun. Sağlanıyor çünkü her şey. Feedback mesela bak. Bir de dün akşam Transmaster feedback güncellemesine sonra ben girdim. Bir fark vardı ya. Ama yol tutuşu falan daha iyi oldu işte feedback
oversteer, understeer durumlarda ve işte performansı falan geçildi. Ya bir fark vardır ama şimdi oynayan varsa fark eden bir şey yazabilir ama diğerlerine girmedim. Sadece buna girdim. Şimdi mesela ETS2'ye gireceğim tabii. En son burada durduk. ETS2'de bakacağım. Yani geliştirdi sonuçta bir şeyler de daha iyi olsun, güzel olsun ya. Yani başka bir şey alamıyor sonuçta. Alır mısın kardeşim Milka? Ya sağ tarafa girdi bak adam, böyle oynayan gelsin. Troller gelmesin. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer adam feedback'i doğru ayarlamadıysa o sorun oluyor. Tam çıkışta, girişte işte o şeylerde biraz sorun yaşıyor. O yüzden işte bu ayarlarda feedback önemli ya da işte kullandığın ortamdaki direksiyon vesaire. Yoksa işte o seni böyle biraz geri bırakıyor, cesur olamıyorsun. Şu an mesela feedback bu, biraz yükselttik. Çok şey geldi böyle, çok daha boş geldi, değildi böyle tam daha yumuşak geldi şey. Ama iyi mesela, bilmiyorum belki güncelenin bir etkisi olmuş mudur, çünkü buradan da bir güncelleme geldi bir sürü. Belki haberdardırlar şey olarak, hani bir bağlantısı vardır ama bakmadım notlara bir şey var mı diye de. Neyse, görüşürüz, hoşça kalın. Böyle devam edeceğiz ayrıca takılmaya. Yani tavsiye falan yazabilirsiniz. Ya da işte yok, yani başlamak isteyenler başlayabilir. O yazabilirsin bir şeyler. Çok zor değil yani, süreci atlamak şey zor değil. Sadece yapmak lazım yani. Yabancı kalmamak lazım. Yarışı nasıl olduğunu anlamak lazım. Bu olaylar önemli. Yani daha sonra bir sürü farklı yarışı var hani bedava olan. Eğlenmek için. Sonuçta burada ayrısın giden işte sürüşü falan çok iyi ya. Yani lastik simülasyonudur, şu fiziklerdir. Araçların ayrıntılarıdır. Ya yani keyifli oluyor ve başka yere gidip şey yapmak istemiyorsun. Burada takılmak istiyorsun. Ben o yüzden devam edeceğim diğer denemeye, diğer arabaları, diğer pistleri falan. Bunları zaman zaman işte belki video işte bir görüntü atarım, belki şey yaparım. Bunları zaten görürsünüz. Hoşça kalın. Arada şey bakıyorum. iRacing Türkiye'deki Discord'a falan bakıyorum. Ne yazıyor, ne bitiyorlar, yapıyorlar diye. Orada devam edeceğiz. Belki işte bir yarışlar falan olursa böyle katılmak isterim. Vakit ayırıp. Mesela iRacing Akademi arada yapıyordu işte, ya da iRacing Türkiye'de böyle bir şey olursa mağazalarla falan hani bir bakarım, katılırım. Benim amacım şey yani, ben tam pist öğreneyim abi, bir yere katılacaksak, şey yapacaksak, bilmediğim bir yerde ya da şey yapmadım, hani araca alışmadığım bir yerde durumda başkasının yaşını berbat etmeyelim değil mi? Basit hatalar yapmayalım, basit yanlışlarla böyle başkasının yarışını berbat etmeyelim. Öyle bir durumum yok Allah'tan da, yani yine de hani biraz şeyim ben, her olayda bir önce anlamam lazım, bilmem lazım, ona göre öyle paldır küldür girecek halimiz yok herhangi bir şeye. Hoşçakalın, görüşürüz, çok uzattık videoyu, bay bay.